Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şu an alanı biraz değiştirdik. Bir tane müşterimin yerine geldi. Kendisi rap işleri yapıyor Orlando'da. Hatta birkaç klibini şimdi koyarım sizlere. Onun yerindeyim. Bugün sizlere işimde ne kadar kazandığımı, para kazandığım yerde göstermek istedim. Kendisinden izin aldım ve burayı kullanıyorum şu an. Şu an çok sıcak. O kadar ışık var ki burada. Yanıyorum. Her neyse. Şimdi sizlere anlatmam gereken konu şu. Ben bir yıl boyunca ne kadar para kazandım? Ki hepinizin merak ettiği soru bence bu. Daha sonrasında da ne kadar masraf yaptım? Çünkü bir işe başladığınız zaman masraf yapmadan para kazanmak biraz zor. Özellikle benim sektörümde, kamera sektöründe kamera almanız gerekiyor, mikrofon almanız gerekiyor, ışık almanız gerekiyor ki burada büyük bir ışık var. Ve kendisi bayağı bir pahalıydı benim aldığım zamanlarda. Daha sonrasında bir araç almanız gerekiyor. Zaten Amerika'da yaşamak için araç almak zorundasınız ama bu işi Türkiye'de yapmak isteyenler için sonuçta bir yerlere git gel yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve sonrasında da verginizi veriyorsunuz ve vergi sezonundayız. Ben de vergimi aynı şekilde vereceğim. Bir kişiyle anlaştım. Hatta onunla alakalı detayları biraz sonra sizlere anlatacağım. Ve bu videonun yan tarafına da aldığım masraflar ne kadar tuttuysa onları sizlere yazacağım. Şu an ne kadar olduğu aklımda değil ama aldığım şeyleri kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk önce yaptığım masraflardan başlayalım. Ben bu işe başladığımda bir bilgisayarım vardı fakat yeterli olmadığı için iMac aldım. Final Cut kullandığım için de iMac aldım. iMac'in fiyatı 3000 dolar. Direkt 3000 yazarak masraflar kısmına başlayabilirsiniz. Daha sonrasında şu an çekmiş olduğum kamera Sony A7 III aldım. Onun da fiyatı ilk çıktığı zaman 2000 dolardı. Daha sonrasında 24 mm 1.4 G Master lens aldım. Onun fiyatı 1500-1600 dolar aralığındaydı. Bunların hepsini siz toplayabilirsiniz. Ben yan tarafa bırakacağım. Daha sonrasında Sony 55 mm Zeiss lens aldım. O da ikinci el aldığım halde 800 dolardı. Daha sonrasında 70-200-2.8 Sony G Master lens aldım. Bunun da fiyatı 2200 dolardı. Öğrenci indirimi ve Black Friday olduğu halde böyle pahalıydı. Ve şu an sizin görmediği bir ışık var. Hemen şimdi onun fotoğrafını çekip sizlere göstereceğim. Bu ışık da aşağı yukarı bana 1000 dolar tuttu. Yanında da başka bir ışık var. O 150 dolar falan tutmuştu. Ama bunları hepsini hesapladığınız zaman bunların üstüne SD kartları eklerseniz ve aldığım drone eklerseniz ben drone olarak DJI Phantom 4 Pro Advanced kullanıyorum ve bunun da bana maliyeti yaklaşık 1200 dolar olmuştu. Hepsini topladığınız zaman şu an ne kadar tuttuğunu bilmiyorum. Evde hesaplamıştım. Şu aşağı bir rakam bırakacağım. O rakama bakabilirsiniz ve şimdi de kazançlara gelelim. Ben yaklaşık şirketimi 6-7 aydır kurduğum için çok fazla bir para kazanamadım. Çünkü daha yeni kurulan şirket. Kendimi insanlara tanıtmam zaman aldı. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz insanlara ulaşmam zaman aldı. Bu arkadaş burada araba kaplama işi yapıyor mesela. Instagram'dan bana ulaşmıştı. Öyle bir iznimi almıştım. Daha sonrasında birkaç YouTuber'la çalışıyorum. Onlar bana ulaştı ve onların videosunu çekiyorum. Düğün videoları çekiyorum, event videoları çekiyorum. Ve bunların rayına oturması bayağı bir zaman aldı. Hala rayına oturmuş değil. Ve koronavirüs nedeniyle ileriki yıllarda çekeceğim düğünler iptal edildi. Bu şekilde sıkıntılar var şu an bizniz. Benim gibi kendi işinizi başlattığınızda nasıl süreçlerden geçiyorsunuz? Bunları anlatmak için bu videoyu çekiyorum. İşte şimdi kazanç kısımlarını sizlere şöyle anlatacağım. Ben video sektörüne ilk girdiğim zaman burada düğünleri 500 dolara çekmeye başladım. Çünkü kimsenin videosunu çekememiştim. Akrabalarda falan buralarda kimse yaşamadığı için birilerini bulmak zorundaydım. Ya ücretsiz çekecektim ya da çok uygun bir fiyata çekecektim. Bir müşteri buldum. 500 dolar ilk düğünümü çektim. Sonraki düğünüm de yaklaşık 500 dolardı. Çünkü elimde hiç düğün olmadığı için insanlar bana güvenemedikleri için mecbur ucuz fiyattan çalışmaya başladım. Daha sonrasında düğünlerimi 1000 dolara çıkarttım. Şu an 1500-2000 dolar aralığında çekiyorum. İlerleyen yıllarda kameramı daha yükselteceğim. Işıklarımı daha güzel yapacağım. Yanıma çalışan arkadaşları alacağım. Hani birazcık daha ajans konseptine doğru kayacağım için fiyatlarım daha çok yükselecek. Kalitemi daha iyi arttıracağım için fiyatlar artacak. Ama düğünleri 500 dolar ve 1000 dolar aralığında sıralayabilirsiniz. Yaklaşık 6 tane düğün yaptım ben. Bunların 4'ü 1000 dolarlıktı ve geri kalan ikisi de 500 dolarlıktı. Yani oradan bir 5000 dolar, 6000 dolar kadar bir para yazabilirsiniz. Onun dışında her hafta çalıştığım bir arkadaş var. YouTuber zaten kendisini biliyorsunuz, videolarını çekiyorum. Austin'le beraber yaptığımız videolardan yaklaşık 250-300 dolar aralığında bir para alıyorum. Gittiğimiz lokasyona göre, işin birazcık daha uzun sürüp sürmemesine göre aldığım para değişiyor. Her hafta oradan kazandığım bir para vardı. Ondan sonra ara sıra eventler oluyor. Beni son dakikada arayıp buraya gelip video çekebilir misin tarzında, atıyorum birisi bir konuşma yapıyor ve bunun videosunun çekilmesi gerekiyor. Böyle bir kazanç sağlayabiliyorum. O da yaklaşık 6 ay içerisinde her ay gelmedi. Yani 2 ayda bir geldi desek ondan da 3-4 tane çekmiş oldum. Onlar da 700 dolar, 800 dolardı. Müzik videosu çekimleri yaptım. Yaklaşık 5 tane müzik videosu çektiğimi hatırlıyorum. Ben zaten 4 tanesi Mason'aydı. 2 tanesi farklı insanlaraydı. Bir tanesinden paramı alamadım çünkü kontrat yapmadığım için. Adam paramı vermedi, resmen beni ekti. Zaten bununla alakalı sizlere daha önce konuşmuştum. Hatta videoyu paylaşmıştım, daha sonrasında silmiştim videoyu ilk görenler varsa. O arkadaştan hala parayı alamadık.
Müzik videolarımı da 500 dolar ve 1000 dolar arasında çekiyorum. Çünkü çok fazla Orlando'da bu müzik sektörü yoğun değil. Atlanta'daki gibi mesela Atlanta'ya gittiğiniz zaman çok fazla siyahi arkadaş var. Onlar rap yaptığı için Atlanta'da bu iş çok güzel. Ama Orlando'da bu kadar güzel olmadığından dolayı müzik sektöründen çok fazla para kazanamadım. Onu da 5 tane müzik çektim. Onu 500 ve 1000 dolar arasında hesaplarsanız işte 2500 ve 4000 arasında bir para gelecektir. Onu 3000 olarak sayabilirsiniz. Düğünlerden aldığım para ve müzikten aldığım videoyu zaten şu an aşağıda görmüş olacaksınız. Eventlerden aldığım parayı da hatta ekleyeceğim. Onlar da benim bu yılki kazançlarım olacak. Bu yılki kazancım derken sadece ilk 6 ve 7 ay hakkında konuşuyorum. Çünkü bunların öncesinde ben şirketimi kurmadığımdan dolayı herhangi bir vergilendirmeye tabi olmadım. Çünkü çalışamadım, yani müşterim yoktu. O yüzden 6 aylık bir süreç içerisinde bu kadar masraf yaptım ve bu kadar kazandım. Sizlere de böyle bir video çekmek istedim. Şu an gerçekten çok sıcak burası, duramıyorum. Bu arada koronavirüs nedeniyle dediğim gibi işlerim şu an tamamen durdu. Ara sıra bu tarz işler geliyor ve bu tarz işler yaptığım zaman da sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda tekrar şirketin durumu nasıl gidiyor, serbest film Orlando'da yaşayabilecek mi yoksa Florida'nın en büyük şirketi mi olacak, bunlar hakkında sizleri bilgilendireceğim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Evde kalın. Bay bay.